konuşacağız. Konda Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şu anda baktığınızda bir dokunulmazlık meselesi. Ankara'daki patlamalardan sonra heyecanın biraz daha yükseldiğini görüyoruz bu tartışmaların, ama işin siyasi boyutuna baktığınızda Türkiye 1994'te yaşadı benzer bir atmosferi. Bugün o dokunulmazlık meselesinin siyasi faturası ne olur Türkiye'ye sizce? Efendim, o tekrar edilmez. O tekrar edilecek bir şey değil. Doğrusunu isterseniz. Yani o olacak bir şey değil. 1994'tekinin bir benzeri olmaz diyorsunuz, anladım. Olmaz. Bir benzeri olmaz. Cumhurbaşkanının açıklamalarına baktığımızda meclis bunun altında kalır diyor. Yani son derece net ve şehitlerin hakkı ödenmez gibi ifadeler kullanıyor. Evet, sanki evet. Biraz sıkışmış gibi meclis. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri yalnız şeyle de çelişiyor. Başbakanın söyledikleriyle çelişiyor. Evet. Başbakan söylediklerini dikkate alırsak, başbakan bütün hepsini kaldıralım diyor. Aslında kaldırmak için 81. maddeyi değiştirmek lazım. Evet. Yani o dokunulmazlıklar, milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Ancak mahkemeye giderler, tutuklanma olmadan mahkemeleri devam eder. Karara göre de işlem yapılır. Evet. Yani eğer karar devre sonuna kadar mahkeme devam ederse, mahkeme o karar devre sonundan sonra tutuklama kararı gayet tabii alabilir eğer milletvekili seçilmemişse. Evet. Şimdi bence de yapılması gereken buydu. Evvelden beri budur. Yani meclis dışında işlenen suçların muhakemesi devam etmesi lazım, takip edilmesi lazım. Tabii mahkemelerin bağımsız olması şartıyla. Mahkemeler bağımsız değilse yine bir takım problemler yaşarız. Bence şu anda Sayın Başbakan'ın söylediği bence doğrudur. Ama geçici bir maddeyle dokunulmazlıkları kaldıralım diyor. Geçici madde yerine CHP de diyor ki hayır, bu 83'ü değiştirelim, dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlıklarıyla sınırlayalım, meseleyi toptan kapatalım. Ya burada hayır, formül ne olursa olsun sanki... Hayır, Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir şey söylüyor. Yani diyor ki yalnız kürsü dokunulmaz. Evet. Yalnız kürsü dokunulmazı yanlış, eksik bir uygulama. Evet. Ceza buyurun. Tüm hareketlerinden dokunulmazlık devam eder ama tutuksuz yargılanır. İfadesi olmalı. Yargısında fark var. Evet. Yani eğer diyorsanız ki sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın, mahkeme alır götürür, tutuklama kararı verirse ne olacak? Ve sayı çok olursa ne olacak? Ve sayı çok. Dolayısıyla devre sonuna kadar tutuklamanın yapılamaması lazım kesin olarak, ne olursa olsun. Devre sonunda da karar verir, tutuklamaz. O buna ilişkin düzenleme yapılmalı diyorsunuz. Peki, buna göre bir düzenleme yapılması buradaki lazım. Asıl amaç HDP'nin aslında dokunulmazlıklarının kaldırılması. Siz Cumhurbaşkanı'nın ısrarını neye bağlıyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ısrarını doğrusunu isterseniz bir anlam veremiyorum. Yalnız dokunulmazlıkların kalkması kalkmaması meselesi değil, yargıyla ilgili bir söz söylemesini anlayamıyorum doğrusunu istersen. Şunu yapsın mahkemeler, bunu yapsın meclis, bunu yapsın, ayrıca onu da söyledi. Evet. Meclisin de görevlerini doğru yapmadığını, eğer yapmayacağını, eğer bu karar vermezse dedi. O zaman kendisi acaba meclisin üzerinde bir güç mü tahvil ediyor kendisine? Veya meclise talimat verebilecek halde mi düşünüyor? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Dünyada ilk defa görülen bir şey. Yargı içinde benzer yani sözleri vardı sanıyorum. Evet, yargı için de aynı şey. Meclis için de aynı şey. Yargı diyor gidince şöyle yapsın veya diğer davalarda birinci derece mahkemenin rolünü üstlenmiştir. Dolayısıyla kendine gelen davayı bu kararı vermeden evvel Anayasa Mahkemesi birinci derece mahkemeye, ilk mahkemeye göndermesi lazımdı. Onlar ne yapacaksa onlar yapması lazımdı diyor. Yani doğru anlaşılabilir, hukuken doğru diyenler olabilir, yanlış diyenler olabilir. Ama bu lafı, bu sözleri Cumhurbaşkanı'nın söylemesini
ben yadırgıyorum ve çok yanlış görüyorum doğrusunu isterseniz. Peki... Çok yanlış bu. Siyaseten de doğru değil. Türkiye'nin bugünkü durumuna göre de doğru değil. Yani hakkı olsa bile söylememesi lazım Türkiye'nin bugünkü durumunda. Ama Türkiye bu kriz dönemini yaşarken, çok büyük bir kutuplaşma varken, milletin bir kısmı bir kısmına her gün biraz daha uzaklaşırken, bu yanlış şeyler bunlar. Şimdi, ama anlatılamıyor tabii. Peki bu yaşadığımız yönetim biçimine bir ad verebiliyor musunuz siz bugün? Efendim, bu bir kere demokrasi değil. Cumhuriyet de değil. Bir geçiş dönemi, demokrasiden tek adamlığa geçiş dönemini yaşıyoruz. Geçiş dönemi girişiminin problemlerini yaşıyoruz zannediyorum. O geçiş dönemini yaşıyoruz ama, değil mi? Yani o tarafa doğru mu eğilim diyorsunuz? O tarafa doğru eğilim var. Yani bundan bir sene evvel Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın şu mahkeme şu kararı versin, eğer vermezse şöyle olur böyle olur, Cumhuriyet savcıları karar hemen vaziyet almalıdır, dava açmalıdır, soruşturma açmalıdır gibi sözleri, meclis şöyle karar vermezse tarih affetmez gibi anlayışı, hele hele terör, bir gazetenin söylediği gibi silahsız teröristler gibi benden değildir, bana ya bizden yanadır veya teröristtir diye söylemesi, terör kanununun değişmesi gerektiğini söylemesi, bunlar normal bir rejim içinde, normal bir demokratik hukuk devleti içinde olacak şeyler değil. Peki bu, bütün bunlar gerçekleşirse biz nasıl bir Türkiye göreceğiz Saran Bey? O zaman siz ne göreceksiniz, onu yaşayacaksınız. Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, kusura bakmayın. Peki bir sorum daha olacak. Şimdi bakıyorsunuz bir ay içinde Ankara'da iki patlama, Güneydoğu'da operasyonlar, sokağa çıkma yasakları, işte sizin söylediğiniz gibi terör meselesinde yeni tanım getirme çabaları, sıkı yönetim ilanına ilişkin teklifler. Bütün bu gerilimi aşmak için nasıl bir formül var Türkiye'nin sizce? Var mı ya da? Efendim, formül tükenmez. Yani hele Türkiye gibi tecrübeli bir yerde. İlk yol, yani büyük bir rahatsızlık çıkarmadan, büyük bir problem çıkarmadan çözüm bence bugün iktidarda olan AK Parti milletvekillerinin ve hükümetin gidip Cumhurbaşkanı'na otur yerinde demesi lazımdır. Biraz zor bir formülden bahsediyorsunuz. Çok zor formülden bahsediyorum ama o devam ederse Türkiye'nin ne başına geleceğini onlar görüyorlar herhalde. Söyleyemiyorlar ama görüyorlar. Peki o olmazsa yeni bir parti kurmak lazım. Çok güçlü bir şekilde hemen bir parti kurmak lazım. O partinin açıkça söylemesi lazım. Çünkü kimse kusuruma bakmasın ama ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü demokrasi dışı girişimlere karşı çıkacak gücü yok. Çünkü güven vermiyor halka. Halka güven vermediği için onların söylediklerinizde halk itibar etmiyor. Onlar farkında mı değil mi bilmiyorum ama itibar etmiyor. Sizin bahsettiğiniz diğer parti AK Parti içinden çıkmalı mı diyorsunuz? Hayır, Türkiye'den çıkmalı. Türkiye'den çıkmalı diyorsunuz. Türkiye'den. Ya bu kaygıyı duyan insanların bir parti kurması lazım. Tabii. Yani Türkiye'nin idaresiyle ilgili bir parti kurmaları lazım. Bu ben mümkün olduğu kadar yumuşak söylemeye çalışıyorum ama Türkiye'nin durumu öyle herhangi bir zaman gibi değil. Hiçbir zaman bunu yaşamadık. En büyük tehlikelerle karşılaştığımız zaman da böyle bir durumda karşılaşmadık. Yani bir memleketin cumhurbaşkanı hükümetle nasıl ilişki kuruyor onu bilemiyorum ama herhalde aynı kanaatli değiller hükümetle. Diğer partiler, yani bir parti başkanı cumhurbaşkanına birçok söylenmemesi gereken, yani bir cumhurbaşkanı için kullanılmaması gereken
sözleri söyleyebiliyor. O da milletvekillerine, yazarlara, akademisyenlere, kimi önüne gelirse hakaret ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın hakaret etmediği insan yok. Alçak, hain, ihanet içinde lafları, bu kelimeler Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında var. Kim bunlar? Türk milletinin yurttaşları. Bu yurttaşlara karşı bir Cumhurbaşkanı böyle vaziyet alırsa onu bir yerde toparlamak lazım. Yani böyle şey olmaz. Cumhurbaşkanı bu çünkü. O Cumhurbaşkanı benzer durumlarda Türkiye zorluklar yaşarken aslında geçmişte hep böyle bir liderler zirvesi gördük biz. Ya liderler bir araya gelmiyorsa tek tek görüşmeler yapılırdı. Toplumdaki efendim, tansiyonun düşürülmesi için bir takım girişimlerde bulunulurdu. Orhan Bey, buyurun. Bu söylediklerinizi yapması gayet tabii lazım da önce buna inanması lazım. Ben Cumhurbaşkanıyım demesi lazım. O Cumhurbaşkanıyım demiyor ki. Ne diyor? Ben bu memleketi idareye memurum diyor. Ve benim sözlerim diyor millet lehinedir diyor. Ben ne söylersem o milletin tarafındadır. Onun karşısında olanlar milletin karşısındadır diyor. Şimdi bir de biliyor ki karşısında olanlar vardır o lafların. Gayet tabii olacaktır. Ne söylerseniz söyleyin. Tabii ki. O her doğru gibi söylenen, yani sizin ağzınızdan çıkan, benim ağzımdan çıkan. Ben de şimdi bir takım şeyler söylüyorum. Ben diyebilir miyim? Benim sözlerim milletin temsilcisidir. Ne olmuş? Rey almış. Rey aldınsa aldın kardeşim. %52 oy aldın. %48'in lafı. Hiç mi laf söylemeyecekler? Hep seni alkışlayacaklar mı? Böyle bir devlet tasavvur edilebilir mi? Yani burada bir problem yaşıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na bir halkın temsilcilerinin, milletvekillerinin çıkıp demesi lazım ki bunu siyaseten nasıl düşünürler bilemem. 40-50 milletvekili, 30-40 milletvekili, bir tek milletvekili gider der ki beyefendi şöyle söylüyorsunuz, böyle söylüyorsunuz, bunlar yanlıştır, bunları söylerseniz ben ayrılırım. Benim gibi ayrılacak olan 70 kişi var, 80 kişi var, 100 kişi var demesi lazım. Demezlerse hepsi de kendileri çocuklarına karşı, millete karşı sorumlu olacaklardır. Bugün bile bence sorumludurlar. Türkiye'nin bu hale gelmesinden AK Parti milletvekilleri sorumludur. Kime devlet teslim edildi? Milletvekillerine teslim edildi. Efendim ama Cumhurbaşkanımız bu milletvekillerinin yetkisini tanımıyor. Peki tanımazsa sen kendi yetkini bilmiyor musun? Evet. Yani bunu böyle efendim Cumhurbaşkanı şunu yaptı. Cumhurbaşkanı yapabilir. Sen ne yapıyorsun? Bakın şimdi siz benimle konuşuyorsunuz. Bir başkasıyla da konuşacaksınız. Tabii. Biz de fikrimizi, özgür fikrimizi söylüyoruz. Evet. Ne kadar özgür olduğumuzu bilemiyorum ama. Konuşabiliyoruz ama. Konuşuyoruz. Neler, hangi riskler altındayız onu bilmeden. Herkes tutuklanınca anlıyor. Evet, herhalde. Maalesef. Yani bir adamın cebinde bir davetiye çıkıyor o an bir. Evet. İngiliz akademisyenden bahsediyorsunuz. Evet. Bir adamın cebinde şey çıkıyor. Davetiye çıkıyor. Davetiye bir davetiye. Yani bu da şeyin başarılı geçmesi için şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım, şu adamların önünü kesmek lazım, bu adamlara yol göstermek lazım filan değil. Bir davetiye. Geçerken yoldan birisi bu hocaya bir davetiye vermiş. O da nezaketen almış veya sevinerek almış. Çantasına da koymuş. Çantasına da koymuş. Bu adam o davetiye sebebiyle savcıya gider mi? Savcıya gittikten sonra tutuk mu, gözaltına alınır mı? Gözaltına alındıktan sonra hadi sen çık ama biz seni Kumkapı'daki yabancılar şubesine dairesine göstereceğiz. Oradan da yurt dışına seni deport ediyoruz denir mi yani? Var mı böyle dünyada bir örnek? Yani bu Türkiye bu noktaya gelmişse kim mesul? Meclis başkanı, meclis üyeleri, meclis komisyonları vesaire. Ben mi mesulüm yani? Hiç kimsenin umurunda değil onlardan. Hiç kimse şunu deseler iyi. Efendim, Türkiye maalesef çok kötü durumdadır. Sorumluluk da bizdedir. Ama görevimizi yapamıyoruz. Tamam. Tamam değil de yani bu söylenebilir bir laf. Ama bunlar davul çalsanın kulaklarının dibinde duymazlığa geliyorlar. Bunların çocukları yok mu? Eşleri yok mu? Akrabaları yok mu?
yarın bugün yoksa söylemiyorlarsa yarın bunların torunları, çocukları hiçbir şey düşünmeyecekler bunlar hakkında. Düşünün, bunların hepsi suçlu. Çünkü kendilerine verilen görevi insan yapamıyorsa istifa eder. Yapmak istiyorsa çalışır. Hiç duydunuz mu AK Parti milletvekilinin ben şunu yanlış görüyorum, bunu doğru görüyorum dediğini? Yani kamuoyu önünde en azından görmek çok az. Abuk çabuk laflar söylüyorlar. Eskiler söylüyor genelde. Evet. Yani eskilerden duyuyorsun. Olacak değil, olacak bir şey değil. Peki. Peki Tarar Erdem, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Mecliste milletvekillerinin aslında görevlerinin farkına varmaları gerektiğinin altını özellikle çizdiniz. Çok sağ olun Tarar Erdem. Konuda Yönetim Kurulu Başkanı bize dokunulmazlıklar meselesinden yola çıkarak Türkiye'nin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini de aktardı ve